Tamam. Saçlıyorum. Onu alaçatıya mı dönüştürelim? Tamam. Alaçatıya boya, sonra balıklara dönüştürelim. Olur mu? Tamam. Fiziki imalatlarda, inşaatta, yolda, kaldırımda ne yapıyorsak değer katmalıyız, insana değer katmalıyız. Yaptığımız işlerin kullanımı ile ilgili onlar bunları kullanırken yapılanlarla birlikte Koca Sinan'daki hemşehrilerimizin gelişimine değer katmalıyız, yaşantısına değer katmalıyız, sosyal hayatına değer katmalıyız, çocuklarımıza değer katmalıyız. Geleceğimiz, istikbalimiz, evlatlarımız yetişirken, geleceğe büyürken onları daha değerli bir geleceğe, bir şehre, bir ülkeye hazırlamak için üzerimizde bir yük olarak, hem omuzlarımızda bir vebal hem de vicdani bir yük olarak bu yola çıktık ve Koca Sinan'a değer katıyoruz. Tüm hepsinde daha çok hanımlar kullanıyor. Helal olsun. Sizlere değer. Çocuklarımızı yetiştirin. Annelerimize değer. Ahşabın değişik tekniklerde kullanımını, eski dönüşümlerimizi yapıyoruz, eski mobilyalarımızın dönüşümü. Antika çalışmalarının tamirini yapıyoruz, polyester çalışıyoruz, cam şişeler çalışıyoruz. Farklı farklı üretimlerde hanımlarımız sağ olsunlar. Bu da kendilerine, kendi ürettikleri ürünleri eşine, dostuna gösterirken ki gururları bir başka oluyor. Tüketmek yerine üretmeye geçti. Kursiyer arkadaşlarım genelde hediye götürüyorlar. Kendi evlerinde aile bütçesine katkıda bulunmak için satışta yapıyorlar evde, gezmelerde, oturmalarda, kendi çevrelerinde, binalarında. Mesela şu çikolata kutularını Aynur arkadaşım, değil mi Aynur? Dışarıya siparişte çalışıyorsunuz. Şu an mesela 3-4 tane alanlar oldu, satış yapanlar oldu. Kıymet mesela arkadaşım, o da sipariş çalışıyor. Komşumuzdan öğrendim bu kursumuzun açıldığını. Ben de geldim, adına mutluluğuma mutluluk kattım. Çok özveriyle, hocamızın sayesinde güzel vakitler geçiriyorum. Hele ben ürettikçe daha çok hoşuma gidiyor. Mutluluk duyuyorum halkın içinde. Çok teşekkür ederiz başkanımıza. Buraya gelmekten büyük keyif alıyorum. Çok güzel, ortam da çok güzel. Sayın başkanımıza da çok teşekkür ediyorum. Böyle bir imkan tanıdığı için bize. Buraya stresimi atmak için geldim. İyi ki de gelmişim. Buradaki arkadaşlar, hocam, hepsi dünya tatlısı. Allah razı olsun. Herkese tavsiye ederim, buyursun gelsin. Burada neler öğreniyorsun? Burada en güzel şeyleri öğreniyoruz, paylaşmayı öğreniyoruz, bir boya paylaşmasını öğreniyoruz. Sınıfça bilmiyorum, yani her şey o kadar güzel ki neyi anlatayım ki, yaşanması lazım burada. Aile bütçesine katkı sağlıyoruz, beğenilen objelerimi satıyorum mesela. Şimdiye kadar birkaç ürünümü sattım. Tabii bu da büyük bir haz veriyor insana, böyle beğenilmek, güzel şeyler üretmek çok hoş. Aslında amacım öyle terapi olsun, yani stres atmak. Aslında yani bu amaç değil bizim için, bir araç bu kurs. Yani stres atıyoruz, dostluklar kurduk burada çok güzel. Güzel geri dönüşüm yaptık, hediyeler yaptık, sattık da bunları. Aile bütçesi, gel katkıda bulundum yani ben. Görmeleri de götürdüm, hediye götürdüm. Evdeki boş zamanlarımı değerlendiriyorum. Yeni ürünler yapıyoruz, eski eşyalarımızı değerlendiriyoruz. Arkadaşlar tanıyoruz. Güzel bir ortam. Herkese tavsiye ederim. Ahşap boyamayı çok seviyorum. Evde eskilerimi boyuyorum. Etrafımdaki insanlara hediye yapmayı seviyorum. İsteyenlere sipariş üzerine yapıyoruz. Evdeki bütün eşyalarımı, eski olan eşyalarımı güzelleştirdim. Ayrıca burada hoş vakit geçiriyoruz. Zamanımızı boş harcamıyoruz. Evde boş oturmak yerine böyle bir aktiviteye katıldım. Başkanımıza çok teşekkür ederiz bize böyle bir imkan sunduğu için. Ben atölye açacağım. O yüzden eksiklerim varsa kendimi geliştirmeye geldim. Yani renklerde bakır, tonlarda
tonlarını, metalik tonlarını da kullanabiliyorsun. Ama titanyum boyalarla, tırmanmış boyalarla da yapabiliriz. Tek tek boyayıp üzerinde de doğaçlama da yapabiliriz. Rölyef pastayla kırık yerlerini falan biraz deforme olan yerlerini tamir etti. Onardı, tamir etti. Ve böyle eski sinema figüranlarını, evet.